ve yararlı dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı 2933 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beraati. Edirne'de bir şehit ailesi ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beraati verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü'nce Edirne Emniyet Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün ettiği duaya törene katılanlar amin dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her zaman muhafaza etmeyi, onların bıraktığı emanete sahip çıkmayı cümlemize nasip eyle. Edirne Valisi Günay Özdemir, Zeytindalı Harekatı'nda mücadele eden Kahraman Mehmetçiğin görevinin ardından sağ salim vatana geri dönmesini dileyerek başladığı konuşmasına, çünkü o bölgede, Güneydoğu'da, Doğu'da, Türkiye içinde ve dışında ciddi çalışmalar, mücadeleler yapan, güçlü ve dünyaya ders veren bir Türk ordusu ve Türk milleti var. Bundan dolayı da Türk milleti ve Türk ordusuyla ne kadar gurur duysak azdır. Türk milletinin kahramanlıklarla, zaferlerle ve mücadelelerle geçmiş çok güzel bir geçmişi var dedi. Terörle mücadelede, Güneydoğu'da, Doğu'da terörle mücadelede ve Türkiye içinde ve Türkiye dışında ciddi çalışmalar yapan, ciddi mücadeleler yapan, güçlü ve dünyaya ders veren bir Türk ordusu ve bir Türk milleti var. Bundan dolayı da bu Türk ordusuyla ve bu Türk milletiyle ne kadar gurur duysak azdır. Tarih boyunca Türk milleti her zaman kahramanlıklarla, zaferlerle ve mücadelelerle geçmiş çok güzel, çok önemli bir geçmişimiz var. Özellikle ben şehit ailelerimize ve gazilerimize bu konuda şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin sayesinde, sizlerin yetiştirdiği evlatlar sayesinde bu ülke bağımsızlığını ve hürriyetini koruyor. Ve bundan sonra da inşallah koruyacak. Ve gazilerimize, şehitlerimize, şehit ailelerimize bizim kapımız ve gönlümüz her zaman açık. Bizler sizler için ne yapsak azdır ve bundan sonra da bizler her zaman sizlerin emrindeyiz, sizlerin hizmetindeyiz ve bizler sizlerin birer evladıyız, birer kardeşiyiz. Bunu da her zaman ve her yerde, her vesilede de söylemekten büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyorum. AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen de şehit aileleri ve gazilerin Türk milleti için çok değerli ve kıymetli olduğunu vurguladı. Vatanın bütünlüğü için her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini ve canlarını verdiklerini aktaran Sezen şöyle konuştu. Sezen, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Ama şehit aileleri bizim için çok değerli, çok kıymetli. Gazi kardeşlerimiz de aynı şekilde. Çünkü onlar da hayatlarını bu uğurda feda etmeye her zaman hazır oldular. Vatanımızın bölünmemesi, vatanımızı korumak için her türlü zorluğa ve güçlüğe göğüs gererek hayatlarını feda ettiler. Biz onlara ne kadar şükran borcu olsa ödememiz mümkün değil. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Bugün vekiliz ama yarın da insan olarak şehitlerimizin ve gazilerimizin hep yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu vatanı bizlere emanet eden geçmişteki şehitlerimiz, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, ülkemizin dört bir bucağında şehitlerimizin sayesinde biz bugün bu ülkede rahat nefes alabiliyoruz, ayakta durabiliyoruz. Sonuçta bu vatan şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde bize emanet edildi. İlelebette onu korumak hepimizin görevi, bizlerin de görevi. Konuşmaların ardından 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan ve teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Sercan Gedikli'nin annesi Semra ve babası Cemal Gedikli ile 15 Temmuz gazisi Yavuz Kurban'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih edildi. Törene 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Alpay Alparslan Doğan, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Özcan, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ve Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu katıldı. Adına